Hayırlı işler olsun. Saygılar. Sizi gördük. Başınızdan eksik etmezsiniz. Hayırlı işler. Gençler iyi günler dilerim. Hayırlı işleriniz olsun. Yiyebilirim değil mi fıstığı? Öyle mi? Yiyebilir miyim? Bu zekmek oldu. Endişedir, künefeciliği elimizden alacak. Hayırlı işler, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi günler. O da bizden, sen merak etme. Hayırlı işler. Buyurun. Hayırlı işler. Başkanım ayakalıyor. Sağ olun, başka zaman inşallah. Hayırlı işler olsun. Abim nasılsın abi? Saygılar. Hayırlı işler. Allah bağışlasın. Fıstık çok güzelsin. Hoş geldin. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. İyi günler. Buradayız burada başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya para geçer. Hayır. Habib, tamam başkanım. Ana andi. Başkanım. Sen sizlerle bir arada olmaktan, o güzel kalbinizle, yüreğinizle, gözlerinizle, dualarınızla buluşmaktan büyük onur duyduk. İstanbul'da herkese eşit davranan, adaletli olan bir yönetimi var edeceğiz. İstanbul'daki bu güzel yönetim, diğer belediyelerimizdeki bu güzel yönetimler, halkın hep birlikte gücüyle beraber göreceksiniz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de de iktidar olacak. Gençlerimizin enerjisi, kadınların vicdanı, bütün milletimizin bir arada mutlu yaşamı için ortaya koyduğu inancı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sevgili eşimle beraber bu sürecin içerisinde ülkemizin her yerinden güzel duygular ve güzel dualar bizimleydi biliyorum. Ve Samandağ'ın bu kutsal merkezinden bizimle dualarınızın var olduğunu da biliyorum. Ve her zaman ışığımız her zaman hukuk oldu, adalet oldu, insanlık oldu, eşitlik oldu, birbirimizi sevmek oldu, hoşgörü oldu ve her zaman Hızır yoldaşımız oldu. Geleceksiniz ülkemizin her köşesinde, her noktasında, her insanımızın mutlu yaşamı için her şey çok güzel olacak. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika ya.
Önce Hatay'a sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en kadim kentlerinden birisi. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı en kıymetli mozaik noktalarından da birisi. Dolayısıyla burada bulmak benim için büyük keyif. Expo uluslararası düzeyde itibarlı ve çok nitelikli bir organizasyon. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu organizasyonla çok anlamlı bir biçimde hazırlanmış. Bunu keyifle dinledik sunumlarını. Biz de destekliyoruz. Her anında bir arada olmak istiyoruz. Umarım çok keyifli bir 2022 Expo'da yaşanacak. Tabii ki İstanbul'daki Hataylıların her buluşmasında olmaya çalıştım. Daha önce Beylikdüzü'nde de çok güzel bir Hatay yemekleri buluşması tasarlamıştık ve çok değerli bir buluşma olmuştu. Umuyorum takvim uygun olduğu koşullarda bir aksilik olmazsa Hataylılar da İstanbul'daki buluşmasında da bulunacağım. O yine Türkiye'nin en kadim lezzetlerinden, lezzet noktalarından biri olan Hatay'la bu güzel anı paylaşmak istiyoruz. Verimli bir Hatay buluşması oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız 13. sonuç bildirgesi açıkladığımız toplantılardan birini yaptık. Gündemimiz yoğundu. Onun hem keyfini hem değerini yaşıyoruz her zaman. Yanı sıra tabii Hatay'ın güzelliklerini de hissettik. Tabii Hatay'ın sadece tarihe dönük değil, bir de insani güzellikleri var. Bir arada yaşayan farklı kültürlerin güzel bir mutluluğu, barışı, huzuru var burada. Tabii bir yönüyle de Hatay Expo 2021, ki gelişimizin bir amacı da o. Bugün protokol imzaladık 11 Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu da çok değerli bir eser çıkartmış Lütfi Başkanımız ve bence Hatay çok kalıcı bir değer kazanmış. Tebrik ediyorum. Umarım sonucu hızlıca olgunlaşır ve 2022'de çok keyifli Expo günleri yaşayacağını hissedebiliyorum. Ama daha da güzeli, Expo alanlarında, ki burası Antakya yerleşkesi, bir de İskenderun'da var. Bu alanların yıllar boyu Hatay'a hizmet edecek olması ve farklı prensiplerle hizmet edecek olması, hem bu tasarım gücü, hem imalat kalitesi, hem de Hatay'ın ihtiyaçlarına dönük bir hizmet anlayışıyla yapılıyor olması tümden güzellikleri ortaya çıkarmış durumda. Çok keyifli bir seyahat yaptığımı söyleyebilirim.